Sayın hocam, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Beni duyabiliyorsunuz galiba. Gayet rahat duyuyorum, evet. Hocam, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsaade ederseniz sizi takdim ederek yayına başlamak istiyorum. Tabii. Evet, değerli takipçilerimiz, şimdi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak pandemi sürecinde Sayın Rektörümüzün bu konuda öncülüğüyle Nebi Söyleşileri başlığında söyleşiler başlattık ve bu serinin ilk yayınını bugün canlı olarak gerçekleştiriyoruz. Nebi Kurumsal Instagram hesabından ve bugünün bu söyleşilerin ilk konuğu, kıymetli konuğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Doçent Doktor Sayın Mustafa. Bugün bu yayınımızda pandeminin eğitim dünyasına öğrettikleri başlığı üzerine konuşacağız. Bu başlık üzerine bir söyleşide bulunacağız. Ve kendisinin bu konudaki eğitim alanındaki eğitimin teknik yönüyle ve dünyadaki etkileri yönüyle ve pandemi sürecinin eğitime sağladığı olumlu ve olumsuz katkılarla bir değerlendirmede bulunacağız. Tabii burada ilk programı, ilk etkinliği yapıyor olmanın açıkçası mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bu sürece, dijital dönüşümü yaşadığımız bu sürece biz de üniversite olarak bu tür bir etkinlikle katkı sağlamak istedik ve ilk etkinliğimizi de bu başlık altında gerçekleştiriyoruz. Tabii burada şunu da özellikle belirtmek istiyoruz. Bu bir söyleşi olacak. Yani bir nevi konuşma, muhabbet olacak ve dolayısıyla konuşulan konular ve konuştuklarımız Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir görüşü olmayacaktır. Buradaki konular teknik açıdan pandemi sürecinin olumlu olumsuz yönleriyle ele alacağımız bir değerlendirme olacaktır. Bunu özellikle belirtmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Tabii pandemi sürecini yaklaşık 2 aydır tüm dünya yaşıyor ve bizler de Türkiye olarak bunu yaşıyoruz ve Türkiye ile beraber dünyanın hemen hemen tamamında bu etkiyi görebiliyoruz. Ve Türkiye tabii burada şunu söylemeden geçmemek gerek. Türkiye büyük devlet oluşunu ilk günlerden itibaren gösterdi ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda gerekli müdahaleleri zamanlamasında yaparak olası bir felaketin, büyük bir felaketin önüne de geçmiş oldu. Bunu hep birlikte görmüş olduk. Evet, şimdi çok sözü uzatmadan sözü üstadına, sözün sahibine bırakmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz Sayın Çolakoğlu. İlk olarak pandemiden etkilenen öğrenci sayısı, dünyadaki eğitim sistemine baktığımızda dünya ölçeğinde eğitim pandemiden nasıl etkilendi acaba? Evet. Yasin Bey, ben de sizleri ve bütün katılımcıları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanımızın da başarı dileklerini iletiyorum. Sayın Rektörümüz Semih Aktekin Bey'e hem yeni görevinde başarılar diliyorum. Daha önce kendisiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda iki zor genel müdürlüğü yürüttü, beraber çalıştık. Bu başarısını da üniversitemizde tekrarlayacağından hiçbir şüphemiz yok. Kendisine kolaylıklar diliyorum. Bu imkanı bize de sundukları için teşekkür ediyorum. Pandemi süreci biliyorsunuz hep birlikte gözledik. Beklenmedik bir şekilde gelişti. 4 Mayıs 2020 tarihi itibariyle uluslararası kuruluşların raporlarında 177 ülkede yaklaşık 1,5 milyar öğrenci pandemi dolayısıyla eğitimden uzak kaldı, okuldan uzak kaldı. Bu sayı %73'e karşılık geliyor toplam öğrenci sayısının. Bir tarihte 1,5 milyara kadar yükselmişti. Bu öğrencilerin öğretmenleri olan 63 milyon öğretmen de okuldan uzak kaldı. Türkiye'de de okul öncesi ve üniversite öğrencileri dahil olmak üzere 25 milyon öğrencimiz bu olumsuz gelişmeden etkilendi. Pandemi sürecinde isterseniz neler öğrendik, o kısma Evet, geçelim. kesinlikle. Evet, biliyorsunuz strateji kıt kaynaklar ve zor durumlarda alınacak tedbirler ve bunları pozitife çevirme sanatı. Dolayısıyla yaşadığımız sürecinden bir şeyler öğrenmemiz ve geleceğe yönelik tedbirler alarak kazanımlar çıkartmamız gerekiyor. Bunun için neler öğrendik, neler kazandık dersek bunları başlıklar halinde sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Birincisi durup düşünmeyi öğrendik. Fark ettik ki hayat çok hızlı bir şekilde aşıyor. Okullar tatil olunca, insanlar evlerine girince bir muhasebe, her alanda muhasebe yapmaya başladılar. Birincisi bunu öğrendik. İkincisi
hayatın bir bütün olduğunu ve herkesin birbirine ve tabiata muhtaç olduğunu fark ettik. Bu tabii bize ben merkezli olmaktan biz merkezli olmaya dönüşü zorladı. İnsanlık tarihiyle tabiat tarihinin ayrılmaz bir bütün olduğunu tekrar gördük. Çevrenin korunması eşittir insan sağlığı. Bunu çok iyi anladık. Birleşmiş Milletler'in belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Bunları Birleşmiş Milletler yetkilileri, ülkelerdeki milli kuruluşlar yetkilileri sürekli olarak tekrarlarlar, anlatırlar. Ama yaşanan hadise, sıkıntı bu kalkınma hedeflerine uymanın önemini gösterdi. Bunu anladık. Siz de biraz önce bahsettiğiniz güçlü devlet olmanın kıymetini anladık. Devletimiz güçlü olmalı, milletimiz güçlü olmalı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Zor günlerde her zaman ihtiyacı olduğu gibi zor günlerde devlete daha çok ihtiyacımız olduğunu anladık. Küreselleşmenin farklı bir boyutunu yaşadık. Her şeyden önce tasarrufun kritik önemini anladık. Yani bir kenarda imkanlarımızın durması gerekiyor. Zor durumlarla karşılaştığımızda. Diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurmanın ve yardımlaşmanın değerini fark ettik. Tabii bu yardımlaşma ülke içerisinde de özellikle Ramazan ayı olması dolayısıyla daha ön plana çıkmıştı. Bilimin işaret ettiklerini görmeyi ve dinlemeyi, dikkate almayı hatırladık. Bunun dışında uzaktan çalışma kurallarını Türkiye konuşmaya başlamıştı. Yarım gün çalışma, uzaktan çalışma diye. Bunu fiilen yaşamaya başladık. Her alanda eşitlik ve erişilebilirliğin değerini yaşayarak anladık. Öte yandan sadece ekonomik tabanlı iş birliklerinin yeterli olmadığını, ekonomiden daha önemli alanlar olduğunda fark ettik. Bununla Evet. fark ettiyseniz Avrupa Birliği'ni kastediyorum. Kesinlikle. Yine güzel bir söz söyledi Devlet Başkanımız. Medeniyet varlık değil, vicdan meselesidir. Bunu hep birlikte yaşadık, gördük. Japonya'da malumunuz tsunami yaşandığında orada insanların ileri teknolojileri kullanmalarına rağmen kendilerini hayatta tutabilecek, asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek, beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek becerilerden uzak olduklarını fark etmişlerdi. Biz de bunun önemini fark ettik. O kadar zor durumda kalmadık ama dolayısıyla çocuklarımız da asgari ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilecek düzeyde olmalılar. Bu da bizim eğitim repertuarımızın, bilgi Evet. beceri repertuarımızın içerisine dahil oldu. İhtiyaçlarımızın, önceliklerimizin her an değişebileceğini gördük. Dolayısıyla dengeli bir beceri repertuar olması gerekiyor. Hızlı karar alıp uygulamanın kıymetini Evet. fark ettik Kesinlikle. ki bu anlamda bakanlık olarak hızlı karar aldığımızı düşünüyorum. Öbür taraftan sağlıkta da aynı konusu oldu. Kesinlikle. Diğer taraftan da öğretmen, öğrenci ve velilerimiz hep birlikte öğretmenin ve okulun değerini kavradık. Evet, ya bu süreçte aslında kaybettiğimiz birçok değeri daha iyi anladık, daha iyi kavradık diye düşünüyorum. Yani bunun en belirgin özelliği baharın, doğanın yeşerdiği şu günlerde insanların baharın gerekliliğini yerine getirememesi dahi aslında bu süreçte ne kadar çok şeyi kaybettiğimizi ve onların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Tabii bu süreçte sevgili hocam bir de süreçle ilgili yeni tabirler gördük aslında. Yani yeni kavramlarla tanıştık diyebiliriz. İşte bunlardan en önemlisi biliyorsunuz sosyal mesafeyi aslında biz koronavirüs süreciyle tanıdık diyebiliriz. Yani aslında bunun evet bir görgü kuralları gereği olması gereken bir mesafenin tabii ki birçok yerde vardır ama sosyal mesafe bugün 7'sinden 70'ine milletin, toplumun tamamına artık aşılanmış bir kavram olarak karşımıza çıktı. Yine buna benzer birçok kavramla karşı karşıyayız. Peki eğitim alanın başta olmak üzere, hani size göre başka hangi kavramları fiilen yaşadık bu süreçte? Siz bahar dediğiniz için ben de bu Evet. vesileyle bütün katılımcıların Hıdrellezen'e tebrik ediyorum. Sağlık huzur içerisinde.
Önümüze yeni kavramlar çıktı. Aslında bir kısmı bunların duyduğumuz kavramlar ama biraz daha böyle bu Evet. kavramlara yaşayarak yakınlaştık. Bunları şöylece söylersem tek tek. Dünyanın kırılganlığı, eğitim yoksulluğu ve öğrenme yoksulluğu, Evet. yeni nesil öğrenme, yeni nesil çocuk, yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri analizi, okul dışı öğrenme ortamları, her an her yerde öğrenme, karma öğrenme, alternatif öğrenme teknikleri, kardeş bir ebeveynle öğrenme, uzaktan ölçme teknikleri, sadece öğrenme değil ölçme, chatbot, quizbot, Zoom, Microsoft Teams gibi araçlar, imkanlar, simultane çeviri yazılımları, teknoloji fobisi, siber zorbalık, kestirimci araştırma, çoklu ortam tasarım kuralları, eğitimde yeni meslekler ortaya çıkmaya başladı. Eğitim tasarımcısı gibi. Biraz sonra tekrar değineceğim aynı konuya. Ve öbür taraftan da uzaktan eğitimde Mayer ilkeleri, Gestalt, görsel tasarım kuralları gibi uzaktan eğitimin etkin ve verimli olabilmesi için eğiticilerimizin uymaları gereken, dikkate alması gereken kurallar zümresi kavram olarak ortaya çıktı. Evet. Şimdi bu süreçte özellikle evden çalışma çok tercih edilen bir durum oldu. Özellikle devletimizin ilk günlerden bu yana aldığı tedbirler kapsamında evden çalışma, esnek çalışma modeli çok karşımıza çıktı. Bu süreçte aslında evden çalışma modelinin bir nevi başarıyı da yine getirdiğini, bazı konularda eksikliği getirmediğini de görmüş olduk. Peki, bu süreçte ruh ve beden sağlığının önemi konusunda neler fark ettik, neler gördük? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet. Bu konuda bir kere okul sağlığı ve hijyenin önemine, okula geri Evet. döndüğümüzde okul sağlığı ve hijyenin önemini kavradık. Çocuk ve veli psikolojisinin önemini kavradık. Biraz daha biz çocuk psikolojisine yoğunlaşmıştık sanıyorum. Veli psikolojisinin de çok önemli olduğunu kavradık. Üniversitelerde medikososyal hizmetlerin önemi daha öne çıkacak. Okul ve derslik mimarisi konusunu yeniden düşünmemiz gerekiyor. Fiziksel sağlık kadar ruh sağlığı ve moral, Evet. motivasyon çok önemli olduğunu gördük ve bir diğer konuda ülkemizin güçlü olduğu bir alan sosyal güvenlik politikaları ve uygulamalarının vazgeçilmez önemini kavradık. Sosyal güvenlik ve her vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi, ücretsiz sağlık hizmetlerine Evet. ulaşabilmesi, bu da bizim ülke olarak korumamız, kullanmamız, güçlendirmemiz gereken bir alan olduğunu fark ettik. Kesinlikle. Peki eğitim politikaları ve uygulamaları alanında neler öğrendik hocam? Evet. Aslında konuşmamızın belki de en ağırlıklı Evet, kısmı burası kesinlikle. olacak. Eğitim politikaları ve uygulamaları alanında da çok şey öğrendik. Bunları da başlıklar halinde vermeye çalışırsam, bir kere üniversitelerimizin eğitim fakültelerinin BÖTE bölümlerinin önemini ve bunların fonksiyonlarını daha iyi anladık. Çünkü uzaktan eğitimde teknoloji kullanımı çok önemli. Bunun farkına vardık. Bir diğer husus eğitimde teknolojinin kullanılmasıyla teknoloji eğitiminin farkını fark ettik. Diğer husus eğitim ve öğretimi holistik bir bakış açısı yapmamız gerektiğini kavradık. Tek yönlü, tek alanlı bakış artık yeterli olmuyor. Holistik bakış açısı Evet. olması gerekiyor. Bu holistik bakış açısı bazen 3, 4, 5 ayağı olması gerekiyor. Öğretmen ve öğrencilerimizin dijital yeterliliklerinin artırılması gerektiğini fark ettik. Hatta çocuklarımızın bizden daha fazla dijital becerilerinin olduklarını, bizim de bunların bu becerilere sahip olduklarını bilmediğimizi de anladık. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin dijital yeterliliklerini belli standartlar koyarak, hatta bunları ölçerek belli bir düzeye getirmemiz gerektiğini anladık. Okul ortamının önemini ve kıymetini anladık. Bütün öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz okulu, sınıfı özlediler. Okuldaki fiziki mekan anlamında değişiklikler, geliştirmeler yapılması gerektiğini anladık. Sınıflarda, ortamlarda havalandırma, hijyen ortamları daha ön plana çıktı.
Öğrencinin öz düzenleme becerisi kazandırması gerekiyor. Bunu uzaktan yapılan eğitimlere Evet. öğrencilerin öğretmen ve okul disipline diyelim, baskısı demeyelim olmadan derslere katılabilmeleri gerektiğini, o anlamda da öz düzenleme becerilerini gördük. Bireysel farklılıklara göre eğitim tasarımı gerektiğini fark ettik veya bunu daha iyi anladık. Bazı derslerin örgün eğitimde de uzaktan alınabileceği fikri uyandı. Uzaktan eğitim imkanlarından aynı şekilde tatilde de yararlanılabileceği, tabii okulların açık olduğu dönemdeki aynı kapsamda olmasa bile bu da konuşulmaya, bütün dünyada değerlendirilmeye başlandı. Öğretmen eğitimlerinde uzaktan eğitimin payının artırılması, uzaktan eğitimin örgün eğitime nasıl entegre edilebileceği, oyunlaştırarak öğrenme teknikleri. Çünkü çocuk uzaktan eğitim aldığında oyun da oynamak istiyor. Oyunlaştırarak öğrenme, zaman tasarrufu ve zamanı etkin kullanma, görüş ve düşüncelerimizi daha yoğun, daha öz bir şekilde karşı tarafa anlatabilme, karar odaklı düşünme ve konuşabilme, öğretmen yeterliliklerinin önemi ve uyumlandırılması gerektiğini, öğretmenlerin uzaktan eğitimde ders anlatma tekniklerinin geliştirilmesi gerektiğini, hizmetçi eğitimde alternatif yöntemlerin kullanılmasını, akran öğrenmesinin değerini, hem Evet. öğretmenlerimiz birbirinden öğreniyorlar, hem öğrencilerimiz birbirlerinden öğreniyorlar. Bilişim teknolojilerin eğitim ve öğretimde daha yaygın ve bilinçli kullanılmasını, geniş bant internet erişimin önemini, ki ülkemizde evden internete erişim imkanı %88,3 seviyesine gelmiş durumda. İnternet kullanan birey oranı %75 Evet. ve her iki kişiden bir kişi e-devlet hizmetlerinden yararlanıyor. Dijital kaynaklarımızın geliştirilmesi, dijital teknolojilerin ürünlerin ve süreçlerin geliştirilmesi, ülkemizin savunma sanayinde olduğu gibi eğitim teknolojileri sektöründe de gelişmesi gerekiyor. Ders kitaplarının dijital eğitim uyumlandırılması, fizik, biyoloji gibi derslerin de görsellerinin hazırlanması, yine kişisel verilerin korunması kanunun önemi gündeme geldi. Bazı yabancı yazılımların kullanılmasıyla birlikte dezavantajlı grupların yararlanabileceği kaynaklara da ihtiyaç olduğunu fark ettik. Mevzuatın ve müfredatın dijitalleştirilmesi gerektiğini fark ettik. Mevzuatımızda bazı düzenlemeler yapılması gerekiyor. Mevzuatımız daha çok yüz yüze eğitime odaklanmış vaziyette veya onu esas alarak düzenlenmiş vaziyette. Yine üniversite mezunlarından uzaktan lisansüstü eğitim programları düzenlenmesi üniversitelerden talep ediliyor. Ve nihayetinde de eğitimde veli faktörünün artan önemi Evet. gündeme geldi. Önümüzdeki dönemde velinin eğitimdeki önemini tekrar değerlendirmemiz gerektiği anladık. Bütün bunlar hem Türkiye'de bizim yaşadığımız hem de UNESCO, Dünya Evet. Bankası, Dünya Ekonomik Forumu gibi Birleşmiş Milletler'in diğer kuruluşlarının takip ettiği, düzenlediği raporlardan çıkartılan bir özet. Evet. Yani aslında şunu diyebiliyoruz anladığım kadarıyla şu dakika bugün itibariyle sadece eğitimde değil hayatın her alanında bir dijitalleşme söz konusu. Yani Evet. dijital bir dönüşüme artık insanoğlu Evet. bütün teknolojik gelişmelere yani şartlarına ayak uydurmak zorunda. Yani bundan sonraki hayatımızda dijital gerçekliliği ıskalayamayacağız. Bunu görüyoruz. Bu yaşadığımız kısa 2 aylık süreçte bunu net bir şekilde evet gördük. Peki dün bir açıklama oldu. Bu açıklamada şu ifade aslında çok dikkat çekiciydi. Evet normalleşme süreci başladı. Fakat normalleşme süreci ile birlikte şunu net bir dille söyleyebiliriz dedi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın. Yeni normal eski normalden daha farklı olacak dedi. Bunu ele alacak olursak, evet, artık bu yaşadığımız kısa süredeki tüm değişiklikleri bundan sonraki hayatımızda, bundan sonraki yıllarda anlaşılan yaşayacağız gibi görünüyor. Bu konuda sizin fikriniz nedir hocam? Evet, aslında bu bahsettiğim işte gündeme gelen
politikalar, Evet. yeni kelimeler, yeni şeyler. Bu bizim bu hadisenin dünyadaki değişimin eğitim ve öğretim alanındaki anahtar Evet. uçları. Tabii bunların her birinin strateji ve politikalara Evet. dönüştürülmesi, kaynakların ayrılması ve üzerinde çalışılması gerekiyor. Sadece biz değil, bütün dünya bu konu üzerinde çalışmak durumunda. Yine programımızın duyurusunu yaparken bir cümlede kullandık. Gerçek değişimler krizlerle ortaya Evet. çıkar diyeyim. Dünya bir sağlık krizi ile durup düşünmeyi öğrendi. Her şeyi yeni baştan gözden geçirmeyi öğrendi. Bunun dediğimiz gibi eksilerini artıya dönüştürme çabası içerisinde olmalıyız. Evet. Ve bunu normalleşme süreci oldu, her şey bitti noktasında değil. Bu kafamızın sürekli bir kenarında kalıp tekrar benzer sıkıntılar, bir başka sıkıntı oluşması durumuna karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor, teçhiz olmamız gerekiyor. Evet. Bunun için de Türkiye'nin nasıl sağlık sektöründe, savunma sanayi sektöründe, hızla devreye inşaat sektöründe bu problemi üstesinden gelebilmek için hızlı adımlar attıysa, eğitim teknolojileri sektöründe de bu adımları atması gerekiyor. Evet. Bunu da ülkemizin, üniversitelerimizin 100'e yakın eğitim fakültesi var Türkiye'de. Genç bir nüfusumuz var. Eğitime meraklı, öğrenmeye meraklı, hem okul döneminde hem okul sonrası döneminde öğrenmeye meraklı insan yapımız var. Dolayısıyla Türkiye'nin de bunu hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini görüyorum, buna inanıyorum. Tabii bizler de fert olarak bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz ve bunu başaracağız. Başarmak da zorundayız. Başka alternatifimiz de yok, seçeneğimiz de yok. Evet. Peki hocam, bu süreçte yani şimdi konuyu eğitimden teknik boyuttan alıp biraz sizin şahsınızda değerlendirecek olursak, sizler bu süreçte neler yapıyorsunuz? Vaktiniz nasıl geçiyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem izleyen arkadaşlarımıza bir tavsiye niteliğinde düşünebilirsek neler söylemek istersiniz? Evet, valla ben şöyle isterseniz hafifçe ekranı Tabii. çevireyim Evet. sizi. Şurada masanın üstünde diyor mu? Kitapları Tam görüyoruz. kitapları görüyor musunuz? Evet. Böyle epey bir kitap almışım. Şeylere tanıtımları çıktıkça koymuşum kenara falan. Onların hepsini bir çıkarttım ortaya. Bir ucundan okumaya başladım. Evet. Öbür taraftan durup düşünmeye başladım. Biz nereden geldik, nereye gidiyoruz? Hem insani olarak hem de mesleki anlamda neler yapıyoruz, neler yapmadık, nereyi eksik yaptık, bir kısa bir muhasebe imkanı oldu ve bir Evet. planlama imkanı oldu. Bir anda imkanlarınız olsa bile bunları kullanamayacak noktaya gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla insanın hem kendi kendine yetebilecek becerileri kazanması gerekiyor, hem de bir başkasına nasıl yardımcı olabileceğini düşünmesi gerekiyor. Bu şekilde düşünüyorum. Evet. Peki bu süreçte şimdi öğrencilerimizden tabii çok yoğun mesaj alıyoruz. Biz yorumları kapatmadık ki bu arada izleyen arkadaşlarım özellikle bunu belirtmek istiyorum. Yorumlar Sayın Hocamızın talebi üstüne kapatılmadı. Hocamızın böyle bir talebi var. Sizlerin yorumlarına açık olmasını özellikle istediği için yorumlarımız açık. Tabii burada soruları da var. Onunla ilgili kısa bir not söyleyeceğim ama tavsiye olarak öğrencilere kitap konusundan hangi kitapları tavsiye etmek istersiniz? Şunu söyleyeceğim. Aslında yani kendilerini eksik hissettikleri veya ilgilerini çeken konuları da kitaplar okumaları. Evet. Herhangi bir isim zikretmeyeceğim. Bir de en önemlisi belki Sayın Bakanımız da bunu muhtelif konuşmalarında zikrettiler. Bu süreç mümkün olduğu kadar travma ile sonuçlanmamalı. Evet. Çünkü bu şeyler, aksamalar bir şekilde telafi edilebilecek süreler. Ben de ODTÜ 1980 öncesi dönemde ODTÜ'de okurken 6 aylık ve 9 aylık iki tane çok uzun boykot dönemleri yaşamıştık. O dönemler bir şekilde telafi edildi. Onun için
hem velilerin hem öğrencilerimizin bu süreci mümkün olabildiğince rahat bir şekilde geçirmeleri. Çünkü diğer şeyler, hayat uzun. Öğrenciyken bir sömestr kayıp bile çok önemli Evet. olarak düşünülüyor. Biz de öyle düşündük. Ama ruh sağlığı, beden sağlığı hepsi bunlardan çok daha önemli. Onun için bunlara önem versinler diyorum ben. Diğerleri zaman içerisinde telafi olunacak konular ki bu konuda da hem devlet büyüklerimiz hem Sayın Bakanımız azami çabayı gösteriyor. Geçen bir konuşmasında da bahsetti. Günde 20 saat çalışıyorum diye. Ben de hakikaten ona şahitim. Evet. Bütün gücüyle, bütün enerjisiyle bu sürecin hem öğretmenlerimiz, hem öğrencilerimiz, hem velilerimiz açısından en iyi şekilde, en hafif kayıplarla atlatılması için elinden gelen her türlü olağanüstü, insanüstü gayreti gösteriyor. Kendisine de huzurlarınızda tekrar teşekkür Evet. ediyoruz. Biz de aynı şekilde sizin izleyenlerimizin huzurunda Sayın Bakanımızın şahsında Milli Eğitim Bakanlığımıza ve tüm kadroya gerçekten bu süreçte gösterdikleri üstün gayretler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam, öğrencilerimizden yoğun bir soru geliyor. Hani birazdan son birkaç dakika belki toparlayacağım ama yorumlardaki öğrencilerimizin görüşleri şu sadece. Okullar bugün biliyorsunuz YÖK'ün bir açıklaması vardı. 15 Haziran 2020 itibariyle normalleşme süreci, üniversitelerin akademik takvim belirleme sürecine girebileceği yönünde bir açıklama vardı ama bu bazı karışıklıklara evet sebep oldu. Şimdi sevgili öğrencilerimize, sevgili takipçilerimize buradan şu duyuru yapmak istiyorum. Canlı yayını Sayın Rektörümüz de izlemekte ve az önce Rektörümüzün mesajı ulaştı. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Bu hafta içinde üniversitemizin resmi adresi olan www.nevsehir.edu.tr adresi ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan bir resmi açıklama yapılacak. Bu hafta yapılacak olan açıklamayı takip etmenizi, biraz da sabırlı olmanızı sizden bu süreçte özellikle rica ediyoruz. Evet, bu sürecin zorluklarının farkındayız ama bu beklediğiniz sorularınızın cevabını bu hafta içi yapılacak açıklamada bulabileceksiniz. Bu bizzat Sayın Rektörümüzün az önce tarafımıza gönderdiği mesajla belirtmiş olalım. Ve bu yorumlar çünkü genel hatlarıyla bu konu üstüneydi. Evet hocam, sizi de fazla yormak istemiyoruz ama hani şöyle Estağfurullah. toparlayacak olursak Evet. son sözleriniz Ben neler Yasin Bey olur? iki şeyi Buyurun hocam. de söyleyeyim. Bir tanesi biliyorsunuz Havelsan, hava Evet. elektronik sanayi, savunma sanayi demiştik. Havelsan Diyalog diye bir program geliştirdi. Bu son dönemde çok kullanılan bazı spekülasyonlar olan Zoom programının Evet. fonksiyonunu yerine getirecek. Bu yakın zamanda ya genel müdürü de açıklama yaptı, devreye girecek. Evet. Buna kavuşacağız. Bu kazananlardan bir tanesi oldu. Yine Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay Bey'e de teşekkür ediyoruz buradan. Diğer bir konu da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Bilge İş diye bir portalı vardır. O da ODTÜ'nün BÖTE bölümünün Evet. kurduğu projelerle. Orada da ücretsiz ve kaliteli, çok kaliteli programlar var. Ben de o programları hem öğrencilerimize hem öğretim üyesi arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Onları kullansınlar. Bunlar geldi son olarak aklıma. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Zahmet verdik, sizi gecenin bu vaktinde yorduk. Kıymetli görüşleriniz ve paylaşımlarınız için, bilginiz için ve bize önceliğinde tabii ki zaman ayırdığınız için kurumum ve şahsım adına, üniversitemiz ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum hocam. Evet. Sağ olun, var olun. Evet, sevgili Ben de çok öğrencilerimiz, teşekkür ediyorum. Selam ederim. İyi akşamlar sağ dilerim. olun hocam. Çok teşekkürler. Sevgili öğrencilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Rektörümüz de teşekkür ediyor efendim. Yorumda gördüğünüz gibi teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, bu süreçte dediğimiz gibi pandemi sürecine biz de ufak bir katkı sağlamak üzere Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak işte söyleşilere başladık. Nevi söyleşileri başlığında canlı yayınlara başladık. Ve ilk programımız, ilk konuğumuz çok kıymetli bir hocamız, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı
Doçent Doktor Sayın Mustafa Hilmi Çolakoğlu oldu. Kendisiyle eğitim sürecinin yansımalarını, pandemi sürecinin eğitime yansımasını, dünya ölçeğindeki gelişmelerini, ülkemizdeki genel hatlarıyla teknik konularda konuşmaya çalıştık ve güzel bir program oldu diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Aynı zamanda diğer programımız Perşembe günü. 7 Mayıs Perşembe günü yine saat 22'de yazar Selahattin Yusuf'u ağırlayacağız. Onun da duyurularını artık hesaplarımızdan ve sitemizden görebileceksiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum hocam ve tüm izleyenlere iyi akşamlar diyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. İyi akşamlar.